İlseven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Macron ile Putin'in görüşmesi çok gündemde kaldı. Hakikaten çok bariz bir durumda. Bunu da 10-11 dakikalık bir süresi var. Kısaltmaya çalışacağım ama yine de dinlemenizi tavsiye ediyorum. C'est tout extrêmement responsable. Nous avions jeté les bases, les bases ensemble d'un dialogue exigeant, ouvert, complet en 2019, qu'il s'agisse aussi des Britanniques ou des Américains, des Canadiens, et des escalades dont nous connaissons d'ailleurs les termes, la situation politique communautaire, la question ukrainienne dont tu as rappelé l'importance et le format Normandie, la situation sécuritaire en Biélorussie et dans toute la région, et les grandes questions évidemment de sécurité collective dont nous allons parler. Donc je me sens de confiance, de stabilité, de visibilité pour tout le monde. Donc merci beaucoup de ton temps et de l'accueil. Evet, masa olabildiğince büyük, böyle bir biri bir uçta, biri bu uçta durumu söz konusu. Tamam, pandemi nedeniyle biraz sosyal mesafe falan ama buradaki olay sosyal mesafenin üzerinde bir şey. İnsanların kendilerine ait özel bir bölgeleri var. O özel bölgenin bir miktar dışında olmak her zaman için iyidir. Bu da nedir? Ortalamada 1.20 falandır. Yani 1 metre 20 santim falan. Bu tip görüşmelerde normalde bu kadar uzun mesafeler olmaz. Aslında burada Putin'in bunu çok sık kullanıyor. Bu tip şeyleri, sözsüz mesajları, beden dilini, bu tip böyle güç oyunlarını çok sık kullanan bir politikacı Putin. Macron'a karşı da bunu kullanıyor. Ne yapıyor? Biraz daha olabildiğince onu uzakta tutmuş. Burada sadece mesafeden ziyade bir şey daha var. Açılar var. Hepimizin önünde düz bir açı var. İnsanlarla iletişime geçerken biz bu açılar üzerinden iletişime geçiyoruz. Burada farkında olmadığımız o açılar aslında bizim iletişimimizi olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebiliyor ya da güç savaşlarına dönüştürebiliyor. Tam anlamıyla karşısına oturtmuş. Aslında iki taraf karşılıklı oturduğunda bir rekabet algısı oluşturur. Aslında bu normal restoranlarda falan da böyledir. Mesela hani karşılıklı oturursun iyiymiş gibi, aslında çok da iyi değildir. En ideal olanı şöyle 90 dereceyi bulacağım bir oturma düzenidir. Ama burada ne yapıyor? Tam karşısına oturtmuş bir rekabet algısı oluşturuyor. Birinci yaklaşımımız bu. İkincisi, şöyle ayaklara falan bir baktığımızda Putin daha böyle ayaklarını açarak oturmuş. İnsanlar kapladığı alanları ne kadar geniş tutarlarsa otururken de ayaktayken de buranın hakimi benim. Daha ihtişamlı görünme mesajı verirler aslında. Burada Putin'e dikkat ederseniz ayaklarını olabildiğince açarak oturmuş, hakimiyet bende diye gibi bir öyle bir mesaj var ama Macron'a baktığında ayaklarını olabildiğince birbirine yakın tutuyor. Yani sanki hani böyle bir kız isteme merasimine gelmiş utangaç damat modunda oturuyor. Bu da ilginç. Bunun dışında bir şey dikkatimi çekti. Özellikle görüşmeye başlarken Macron bir anda elini yüzüğüne atıyor. İnsanlar hayatlarındaki partnerlerinden destek alma ihtiyacı hissettiklerinde, onların varlığına ihtiyaç duyduklarında ellerini bilinçsizce yüzüklerine götürme ihtiyacı hissederler. Kuvvetle muhtemel Macron stres seviyesi biraz yüksek bir durumda ve eşinin desteğine, eşinin yanında olmasına ihtiyaç duyuyor ve o anlamda da hemen elini yüzüğüne atıyor. Bir de bazı yerlerde Macron'a bakıyoruz daha böyle bir sert duruyormuş gibi. Aslında Macron genel itibariyle o sert mizaca sahip birisi değil ama Putin gibi biraz daha böyle hani sert tepkiler gösteren, beden tepkileriyle güçlü erkek mesajı çizen birinin karşısında o da yüz ifadesiyle sert bir görüntü çiziyormuş. Havası veriyor, en azından o tarzda durmaya odaklanıyor. Ama şöyle genele baktığımızda Putin tarafından birazcık ezildiğini söyleyebiliriz burada. İlk videoda bunu söyleyebiliriz. Ha, bir tane daha bilgi vereyim. Ellerini kenetli tutuyor. İnsanlar stres seviyesi arttığında ellerini kenetleme ihtiyacı hissederler. Macron'a dikkat ederseniz ellerini olabildiğince
kenetlemiş birbirine dokunarak, kendi ellerini birbirine dokunarak rahatlamaya çalışıyor. Stres seviyesinin arttığının bir göstergesi. Ama işte karşılanacak bir durum var burada. Niye derseniz gerçekten çok riskli bir görüşme. Yani her an bir savaş çıkabilir, dünya savaşına dönebilir. Şu anda Avrupa Birliği'nin liderliği Fransa'da, onu temsilen Putin, Macron oraya gitti. Dolayısıyla orada hani güzel bir görüşme yapabilir. İçerik anlamında her şey berbat edip bunun sonuçlarını Fransa iç siyasetinde de görebilir. O yüzden biraz dikkatli, temkinli davranmaya odaklanmış. Ama küçük küçük gaflar yapıyor, bunu söyleyebiliriz. İlk video bu şekilde. İkinci videoya bakalım. İkinci video çok daha enteresan. İkinci videoyu önce bir izleyelim. Ama Putin ne yapıyor? Direkt böyle eliyle, böyle ben gidiyorum, sen de geliyorsan gel yapıyor. Macron açısından bakarsak yani bir misafirsin sonuç itibariyle. Böyle yapıyor, ben gidiyorum, geliyorsan sen de gel diyor. Önden gidiyor. Biraz da hızlı gidiyor ki bilerek Putin Macron'u orada böyle tek başına zayıf bir pozisyonda bıraktırmak istiyor. Orada Avrupa'yı, Batı'yı temsil ediyor aslında. Macron özelinde bakmayalım, Batı'yı temsil ediyor, o özelde bakalım. Macron burada şöyle bir hata yapıyor, Putin'e yetişmeye çalışıyor. Bu yüzden de adımlarını olabildiğince büyük atmaya odaklanıyor. Durumun birazcık zayıf olduğunun farkında, yani kendinin zayıf göründüğünün farkında. O yüzden hemen tek elini cebine atıyor. Tek eli cebe atmak kişi daha güçlü, daha özgüvenli gösterir. Ama bilmiyorum artık hani pantolonun kesiminden midir nedir, el cebine tam girmiyor. O yüzden böyle yarım yamalak bir şey oluyor. Ne yapabilirdi? Birincisi, ayaklarını çok fazla içeriye basarak gidiyor. Ayaklarını içeriye basarak gitmesi kapladığı alanı daraltır. Kapladığın alan ne kadar dar olursa yürürken, otururken o kadar az ihtişamlı görünürsün. Zaten hani bunu söylemem gerekiyor. Biraz feminen bir tarzı olan birisi Macron, yani beden tepkileriyle. Ayaklarını birazcık dışarıya doğru açabilir. Daha yavaş hareket edebilir. Belki işi birazcık daha böyle dalgaya vurup dönüp kameralara doğru tebessüm edip devam edebilir. Yetişmeye odaklanması, hani bir sanki bir otoritenin peşinden, bir annenin babanın peşinden giden çocuk izlenimi oluşturmuş. Yani bir ebeveynin peşinden aman anneme babama yetişeyim mesajı vermiş oluyor. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, artık her şeyi şöyle bir gözden geçirdik. Slide'ı nasıl hazırlayacağımızı aşağı yukarı bir konuştuk. Ne tür hatalar yapabildiğimizi konuştuk. Vücut dilinle ilgili, mimiklerle ilgili konuştuk. Ayna karşısında da çalıştık. Kıyafetimizi de giydik. Artık sahne. Sahneye çıkıyoruz. Hazır mıyız? Ve sahne. Şimdi aslında bunu sahneden anlatmak çok güzel olurdu da burada nasıl anlatacağız? Dur bakalım. Sahneye geçtik arkadaşlar. Şu anki resimde duruştu. Dikkat ettiyseniz göğsümüzü açtık, öne çıkarttık. Yüzü gözükmüyor şu anda. Gülümsedik. Avuçlarımızı da gösterdik. Şöyle birazcık da sanki yukarı doğru çıkar gibi bir hareketle herkesi selamladık. Hoş geldiniz. Gülümseyerek hoş geldiniz. Bu duruşu aklınızda tutun arkadaşlar. Bunu yapmaya çalışacağız. NLP'de bir teknik vardır. Hayalinizde çapalama tekniği de aslında içine giriyor da mükemmellik çemberi diye bir çember. Evdesiniz, önünüzde bir daire çizin, olmayan bir daire, hayalinizde bir daire yerde, onun içerisine adım attığınızda hayalinizde canlandırarak sahneye çıkmışsınız. Sahnede sunumunuzu sunmuşsunuz.
İnsanlar sizi alkışlamış, çok beğenmiş, yüz ifadelerinden de davranışlarından da bunu anlamışsınız. Sahneniz de bitmiş, herkes tarafından alkışlandığınız an. Sadece bu an. Yani bütün hepsi oldu. Artık bitmiş, herkes teşekkür ediyor, ayağa kalkmış, ayakta alkışlıyorlar sizi. O anı hayalinizde canlandırıyorsunuz. Bu mükemmellik çemberinin içerisine giriyorsunuz. Avuçlarınızı sıkıyorsunuz acıtacak şekilde. Hayalinizde o anı canlandırıyorsunuz ve oradasınız. Bunu evde yaptınız, önce yaptınız, sonra yaptınız. Neyse, sahneye kulisten çıkmadan o anda yapıyorsunuz. Zaten önceden hayalinizde hep var, kurguladınız. Mükemmellik çemberinin içine girip avuçlarını sıktığınızda o ana geliyorsunuz. Ne yapmış olduk? Çapalamış olduk aslında. Kulisin arkasında bir tane mükemmellik çemberi yaptık. O çemberin içerisine adımımızı attık. Gözlerimizi kapattık. O anı yaşadık. Derin bir diyafram nefesi aldık. Sahneye çıktık. Ellerinizi gösterecek şekilde selamlıyoruz. Yüzümüzde dik duruyoruz. Enerji akışı bizim görselimizi de değiştiriyor. Gülümsüyoruz ve konuşma hızımızı, ses tonumuzu da hemen o anda ayarlıyoruz. Başladık. Artık sahne sizin. Seyirciyle göz teması kuracağız arkadaşlar. Bu göz teması deyince şöyle de bakmayacağız yani. Alnına bakmaya çalışacağız. Çünkü göz teması kurduğunuzda o kişinin hemen ilgisini çekersiniz. O kişi size kilitlenir. Eğer siz kendinizi kontrol edemiyorsanız, göz göze geldiğinizde etkilenip aklınızdaki şeyleri de unutmayı gibi stresin içindeyseniz kişilerin alınlarına bakın. Ya da boş sandalyeler bulun değişik yerlerde. O sandalyeler birisi oturuyormuş gibi onu anlatın. Yani bütün vücudunuz onu anlatın. Oradaki sandalyeyi bırakın, öteki sandalye için onu anlat. Ötekiler yok. Yani diğer insanlar yokmuş gibi. Bu da çok etkili. Alnına bakmak ya da boş sandalyeler seçip bakma salonda diğer yerleri de gözünüzden gezdire her tarafa hakim olduğunuzu göstermek. Arkadaşlar, heyecanınızı hala var. Yenemiyorsunuz. Elinizde bir şey olması size destek. Hani o bazı yere destek olmak istersiniz. Yani oturmak istersiniz. Bunun karşılığı öyle olmasın da oralara dayanmayın, oturmayın. Ama elinizde işte slide kalemi olabilir. Ya da su şişesi olabilir. Yani o anda bu bardak gerçi de elinizde su şişesi olabilir. Fakat bunu da abartmamak lazım. Çünkü ellerimizi kullanacağız. Önümüzde kapatmayacağız. Hani ellerde. Ellerle. Ya duramıyorum. Bunu böyle anlatmak hoşuma gitmedi. İnşallah sesim gelir. Yani şu kısmı göstereceğiz ya. Böyle de elimizde bir su şişesiyle şeyler gezmeyeceğiz. Önce hani gösterdik, avuçlarımızı gösterdik. Burayı devamlı göstermeye çalışacağız. Dolayısıyla burayı kapatmamanın yöntemini geliştirmemiz lazım. Elimizde güç. Güç burada. Şuncacık şey bizim bütün gücümüzü alıyor. Ya da bir su şişesi alıyor. Biraz önce arkadaş sordu ya nasıl yeneceğim? İşte böyle. Yani bu tür şeylerle. Mükemmellik çemberi en önemlisi. Hayalinizde zaten iyi sunum yaptınız. Bitti, insanlar sizi alkışlıyor, mükemmellik çemberine girdim, gözlerimi kapattım, ayağını yattım, sahne. Başka bir yöntem,
seyircileri zihninizde komikleştirin. Düşünsenize Cumhurbaşkanı oturuyor, onu palyaço olmuş gibi görüyorsunuz. Bir bakan oturuyor, bilmem kim oturuyor işte. Oradaki herkesi kısa pantolonlu çocuk, ağzında emzik alan çocuklarmış gibi, yani sizin hükmedebileceğiniz kişilermiş gibi düşünün. Hayalinizde bu canlandı. Hatta içimizden gülebilirsiniz. Aman gülmeyin, bu kez de açığa verirsiniz. Herkesi palyaço yapabilirsiniz. Ya da herkesin ağzında emzik, kısa pantolonlarla düşünsenize, hiç aklınıza gelmez. İşte bir bakanı öyle orada görebilir misiniz? Göremezsiniz. Ama hayalinizde bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapacağız? Diyafram nefesini kullanacağız bir de. Nefesimizi iyi değerlendireceğiz. Diyafram nefesini bilmiyorsak öğreneceğiz. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız, hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Evet, başka buraya gelmeden bitireceğim az sonra. Eller, yine söylüyorum, burası önemli. Şu aralıkta hareket etmesi, kendinizi ayna karşısında çalışma yaparken sanki iki avucunuzun arasında bir top veya balon var da siz onunla oynuyormuş gibi hareketlerle kendinizi alıştırabilirsiniz. Ama şuradan yukarı çıkartmamaya, aşağıya da indirmemeye çalışın. Sahneye girdiniz, hala hani elini nereye soksam ya diye bir endişeye kapılırız genelde. Ellerimizi koyacak yer bulamayız. Burada ellerimizi yaptık. Ondan sonra ne yapacağız? Nereye koyayım? Elini cebine soksan olmaz. Şu hareket arkadaşlar yine pasif, aktif ve pasifin birleştiği noktada olacak şekilde. Şöyle avuç içleri yukarı bakacak şekilde, şöyle sağlaksa sağ üstte gibi, bu artık o duruma göre kendiliğinden oluşur zaten. Ben sağlam, bu üstte duruyor mesela şu anda. Onu şöyle tutabilirsiniz. Ne kadar görünüyorum bilmiyorum ama çok kısa. Yani şöyle tutabilirsiniz. Konuştunuz, bir müddet sonra şöyle tuttunuz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Bu hani ebeveyn tutma şekli, kendinizi teskin etme şekli, annenizin, babanızın elinizi tuttuğu kısım gibi. Kendi elinizi tutmakla kendinizi teskin etmiş oluyorsunuz. Bu da tabii ki şey olmayacak, yukarıda olmayacak. Yani şu noktada olacak, şu hareketle de bunu arkadaşlar, işte bunu şu, bu olay şöyle. Bu arada şöyle davranabiliriz, bunu yapabiliriz falan deyip bunu yapabilirsiniz. Böyle davranabilirsiniz. Şunu tabii ki kullanabilirsiniz. Sahneyi bir de arkadaşlar geneline hakim olun. Yer değiştirin. Yer değiştirin. Yaklaşın. Uzaklaşın. Ya da sahneden inme pozisyonunuz varsa mikrofonunuz, kulaklığınız, şeyiniz ona göre ise rahatsa gezebiliyorsunuz. Arada gezin. İnsanlara dokunma, mesafeyi koruyarak dokunma kısmını yapabilirsiniz. Hakimiyet sizde olmalı. Sahne sizin, koltuklar sizin, dükkan sizin. Ses tonunuzu da iyi kullanın. Duygu katın. Yani bir olayı anlatırken orada duygu katın, kalıcı bir şeydir. Yani öğrenmede kalıcı bir şey. Duygularımız da, bütün duyu organlarımızı kaydettiğimiz için bu kayıt sırasında da bilerek kendi duygularımızı kullanmamız lazım.
Şu anda elimde bir metin yok. Bir şey anlatırken ona vurgu ve duygu katarak anlatmayı özellikle öneriyorum arkadaşlar. Tabii ki öksürüğümüzü kabarttık. Ya ama bu da anlatılamıyor. Ayağa kalkmadan da bu iş olmuyor arkadaşlar. Ya rahat edemedim. Keşke sahnede anlatsaydık. İnşallah sahnede denk gelirseniz sahnede de anlatacağım. Evet arkadaşlar, aşağı yukarı vereceğim konuların çoğunu verdim, bitti. Tabii ki bu eğitimin tarzına göre de ancak bu kadar bilgi aktarabiliyoruz. Umarım yeterli olmuştur. Umarım yararlı olmuşumdur. Umarım sizin dikkatinizi dağıtmamışımdır. Öksürüğümden dolayı tekrar özür diliyorum. Bundan dolayı çok rahatsız değilim ama gıcık duruyor. Yani onun için de özür diliyorum. Bitmedi. Kitap öneriyorum sizlere arkadaşlar. Beden Dili, John Navarro. Ali İlseven'in de Beden Dili sanatı var. Bu Ali İlseven'in ikisini ücretsiz İlseven neydi? zaten siz de İlseven'den eğitimler alansınız. Orada linki var. Girebilirsiniz. Birçok kitaplarını Ali hocamızın da okuyabilirsiniz. Bitmedi. Arkadaşlar, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim demeyeceksiniz. Bu da yanlış. Onun için bitmedi. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederime gerek yok. Çünkü siz çalıştınız, slaytlar hazırladınız, insanların ilgisini çekmek için elinizden geleni yaptınız, kendinizden eminsiniz. Onun için kimsenin sabrına ihtiyacınız yok. Ne diyeceğiz? Teşekkür ediyorum. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.